Cümleten selamlar herkese. Bugün şöyle dapdağınık, dastağınık yemliğimiz var. Yemliğimize şu karşıya bir raf yapacağız. Burayı derleyip toplamaya çalışacağız. Böyle civcivlerin yerini değiştireceğiz. Boluklarımızı onaracağız. Bir nizam getirmeye çalışacağız. Yoksa böyle yakında kapının ağzına çıka çıka kullanacak yer bulamayacağız. O yüzden raf kirlerleri raf nasıl yapılır? Veya neler kullanılabilir? Onunla ilgili görselimiz başlıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Malzemeyi önce dışarı ağır ağır alıyoruz. Şöyle birer metrelik ayaklar çıkartıyorum tahtalardan ağaç motoru yardımıyla. Tüm hızıyla raf çalışmaları devam ediyor. Şöyle ne var ne yoksa dışarıya çıkarmaya çalıştık. 4 tane ayak attık. Kalın. Bir metre boy yaptık. 2,30'da en yaptım. Şu köşeyi oynamak istemedim. Bir de büyük olursa öne gelme durumu olabilir. Yarım işçilik olabilir. Emek boşa çıkabilir. O yüzden gördüğünüz şekilde raf yapmaya devam. Yani yemlik rafı. Amaç az alanı çok verimli hale getirebilmek. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş son halini alıyor. Altı da biraz boş bıraktık. Evet sevgili arkadaşlar. Buranın olacağı bu. Civciv kalesini şuraya aldık. 4 katlı. Şöyle otomatik soluğu var. Yemlerimiz solda. Takı tukumuz işte. Kazma kürek. İlaç motorumuz. Burada maskemiz. Olmazsa olmazımız. Yedek nipel sıvıklar.
bu şekilde olacağı en son haline getirmeye çalıştım. Bakalım bir de öyle deneyelim. Elimizde biraz fazla malzeme vardı. Folluklar da önceki videolardan biliyorsunuz biraz farklıydı. Bir de hayvanlar çok yere yumurta yapmaya başlamıştı. O yüzden o köşeyi bu şekilde değerlendirmek zorunda kaldım. Böyle yoğunluğu buraya aldım. Şu şekilde. Talaşını attık içine. İşte tünememeler için de folukların üzerini örteceğiz. İşlem tamamlanacak. Bugün de kilerimizi yani yem depomuzu temizledik. Alternatif bir raflama sistemi yaptık. Folluklarımızı elden geçirdik. Rutin hafta içi yoğunluğu olmasın diye pazar günü bakımımızı yaptık. Hafta içi biraz daha rahat geçsin diye. Bu şekilde bir günümüzü değerlendirdik. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.